Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kubilay. Bugün sizlerle displacement materyalleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Evet, bugün yine Sigi Studio'da yazılarım var. Yani yeni başladığım materyallere Maxtex'ler içerisinde burada direkt aşağıda, hatta şuradan göstereyim. Burada aşağıda çok güzel bir konularımız var. Materyal paylaşımının altında işte 3D Max derslerinin içerisinde burada V-Ray dersleri var. Diğer arkadaşlarımızla birlikte ben de artık burada yavaş yavaş materyallerimi sunuyorum arkadaşlar. Bilgilerimi burada vermek için tüm Sigi Studio ailesine buradan selam olsun ve bizi izleyen yeni arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet, bugünkü materyallerimizin ismi aslında displacement materyalleri. Şimdi displacement materyallerini ararken şöyle bir sonuçla karşı karşıya geldim. Real displacement texture adı verilen bir sistem var. Yani burada gerçek yer değiştirme tekstürleri, yer değiştirme dokuları. Yani displacement deplasman ya da bir şeyin yerini alma manasına geliyor. Bu da işte gerçek bir materyali nasıl oluşturduğunu anlatacağım şimdi. Şimdi Real Displacement Texture. Bu displacement nedir? Bilgisayar grafikleri için tasarlanmış bir yüksek yüzeyler için burada bir taranmış bir yüzeyler var. Çok yüksek işte çözünürlükte bilgisayar grafikleri için. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar aslında siz burada bir yeri, bir şeyi modellerken bunun gibi işte taş alanlarını falan ya da şöyle daha çok ArtStation üzerinden göstereyim. Buradaki sitenin ya da kişilerin çalıştığı şeyi görüyorsunuz. Çok fazla poligon ve çok fazla sahne içerisinde poligon ve vertices gibi elemanları burada çok görebilirsiniz. Yani bu elemanları düşünsenize kaç milyon ya da kaç milyar poligona sahip olacağını. Bunu yapmaktansa diyor arkadaşlar sadece bir harita veriyor bize. Şöyle anlatayım. Şunun gibi bir harita veriyor. Bu haritayı bilgisayar üzerinde taratarak MX ya da herhangi bir program olur. Bunu gerçekçi bir şekilde göstermeyi aslında bize sunuyor. Bunu da birazdan göstereceğim. Buradaki çözünürlükler 4K şeklinde taratılmış bir görüntü. Bunu da arkadaşlar resmi sitesinden indirebilirsiniz. realdisplacementtexture.com. Hem yorumda hem de aşağıdaki kısmında sizlere belirteceğim. Şimdi resmi siteye tıkladık direkt. Burada gördüğünüz gibi bir ana sayfa geldi. Bizim demo sayfamıza buradan girebilirsiniz diyor. Buradaki demodan şuradaki taş kısmını cobblestone 0.2 4K demoyu indirebilirsiniz. Direkt download'a basarak indirirsiniz. Bunun için bir şey demiyor. İşte buradaki örnekleri görerek aslında diğer taraftan kendi satışında sağlıyor. İşte burada topraklar var bir sürü. Ya da diğer şeylerde işte çeşitli topraklar olsun, çamurlu yüzeyler, normal işte tuğla olsun, taş olsun, doğal taşları falan burada ya da kar, bunun gibi malzemeleri burada gösterebileceğiniz bir şey var. Size bir paket sunmuş. Bunu ücretli bir şekilde alıp direkt programınızda kullanıyorsunuz diyelim. Evet, fazla zaman kaybetmeden hemen displacement materyalin mantığına geçelim. Programımızı açıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya düz bir plane çekiyorum. Bu displacement mantığını size anlatmak için. Şimdi sıfırdan aslında bir şeyimi açtım. Gördüğünüz gibi yüzeylere az, yani 4'e 4'lük bir yüzeyim var. Öncelikle resmi olarak bir ayarlarını yapmak istiyorum. Hemen output size'ımı değiştiriyorum. İşte V-Ray ADV olarak değiştiriyorum eğer Nvidia üzerindeyse. V-Ray ADV olarak değiştiriyorum. Burada çözünürlüğümü, her şeyimi seçtim. Özellikle burada atmosfer, effects ve displacement kısmı açık olmasını istiyorum. Buradaki ayarları geçersek ben hazır bir ayar kullanacağım şu anda. Test render'ı, test ayarları diye. Bunu daha sonra tekrardan bir video olarak getireceğim arkadaşlar. Şu an için sadece displacement'a odaklanmak istiyorum. Şimdi hemen materyalimi atayacağım. Materyal editörüme geliyorum.
Hemen materyalime giriyorum buradan. Evet. Materyalimi girerken yalnız burada bana verdiği şekilde burada koymak istiyorum. Şimdi burada işte basit olarak bir temel ayarları göstermiş. Daha sonra ileri düzeyde bir ayar göstermiş. Biz de aynen bu şekilde yapacağız. Şimdi diffuse, reflect, regularness bu değerler var. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat bu değerlere şu maps üzerinden gireceğim ben. Şimdi diffuse'un üzerine giriyorum. Standart bir bitmap materyali kullanacağım. Hemen sizin için burada indirdiğim şeyi içerisine geçeceğim. Evet, RDT materyaller içerisine direkt kaydetmişim. Bunlar demo örnekleriydi. Direkt bunun içerisine girip diffuse kısmına gireceğim. Bu demo color, bu bump'ı, bu color'ı, AO'su, def, gloss, high gloss, roughness, bump, normal map'ini falan söylüyor. Ama biz şu anda şu demo color'ı açıyorum ve giriyorum. Yine söylediğim gibi şöyle bir materyalim var. Blur kısmını bu sefer fazla düşük tutmayacağım. Biraz sıkıntı çıkabilir. O yüzden şu anda herhangi bir şeyle oynamayacağım arkadaşlar. Şöyle sadece bir shaded materyal atayıp tutacağım. Öncelikle arkadaşlar bu materyali geçmeden çok önemli bir şey söyleyeceğim. Pardon, bunu unuttum. Şimdi 7'ye basıyorum. 7'ye bas, normal işte klavyemin burada alfabelerin üzerinde direkt 7. Buradaki normal sayısal 7 direkt numlakın oradaki sayısal rakamdan değil. 7'ye basıyorum. İşte polygon ve vertices ya da FPS rakamlarını burada söylüyor. Ya da FPS nasıl okunuyor bilmiyorum. Her neyse burada direkt displacement material var. Şurada displace mesh. Şimdi pardon, bu ya da şurada displacement olması lazım. Displace kısmına getirdim. İşte bitmap ve map'ini buradan ayarlayacağım arkadaşlar. Nan bir şekilde açılıyor. RDT'nin normal bitmap'ini ayarlayacağım işte. Buradaki displacement hangisiydi? Hemen onu buluyorum. Gloss, high gloss, roughness, bump, color'ı, AO'su, demo normali. Displacement için hangisini kullanıyor? Şuna bir bakalım. Evet, siyah beyaz bir materyalimizi kullanıyor. Şu roughness değil. High gloss da değil. Şu def, yani derinlik haritasını kullanacağım. Şimdi burada göreceğim. Normalde görmem lazım. Fakat şöyle şuradaki segment sayısını arkadaşlar çok yapmam lazım. Evet. Şu anda bunu koydum. İşte haritamı da şu anda tekrardan yoğunluk haritasında koyacağım. Evet. Buradaki gücü artırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece plane'imin üzerinden şu görülen şeyler ortaya çıktığını görüyoruz. İşte bu haritayı ne kadar çok çoğaltırsam o kadar kötü olduğunu da görüyorum. Bunu şöyle bir göstereyim. Evet. Yani buradaki şu plane kısmına bir turbo smooth verirsem gördüğünüz gibi daha da belirgin hale geldi. Ne kadar çok artırırsam o kadar çok gerçekçi olacaktır. Bunun için fazla bir şey yapmıyorum. Fakat bu benim için yeterli. Şu an için yeterli. Herhangi bir sıkıntım yok. Buna atadım. Şimdi materyaline geçiş yapıyorum. Buradan displacement ve turbo smooth'u plane üzerine atadım. Fakat dikkat edeceğim nokta şu plane'deki şuradaki segment sayısı. Aslında bunu 256'da yapabilirim. 256 öyle, 256 böyle. Daha gerçekçi bir görüntü sağlayabilirim gördüğünüz gibi. Fakat bu sefer de gördüğünüz gibi şuradaki poligon sayısı ne kadar fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki displacement mantığı da bu aslında. Şimdi yani bunu modellemesindense burada direkt harita olarak gösteriyor. Yani ben şu anda modellemedim. Sadece plane'i verdim.
Ya modelize belki 20 milyon, 10 milyon poligona çıkabilir. Her neyse, materyallerime tekrardan devam ediyorum. Diffuse'umu atadım. Siteye tekrardan geçiş yapıyorum. Color Map'ini atadım. Multi materyal atamam gerekiyormuş. Demek ki şuradan Diffuse'una geçiş yapıyorum. Burada multi materyal var mı? Bir bakalım. Multi subtext. Evet. Keep old map as submap diyorum. Alttaki haritayı tut. İkincisi, pardon, bunu buradan siliyorum. Bunu tekrardan yanlış yaptım. Multi texture'ümü kullanacağım. Evet, silgi source tarafından, neyse bunu da kullanmayayım şu anda. Bu da biraz erken. Multi texture'ü kullanmıyorum ama burada diffuse color'a iki tane şey atayacağım. Blend'i kullanacağım. Bakalım blend materyal var mı? Yok. Ya da mix materyal direkt kullanacağım. Evet, birinci materyal hangisi? Normal. İkincisi de AO map'ini kullanıp üstüne birlikte white'la karıştıracağım. Şimdi bunu yine aynı şekilde atıyorduk. Bu şekilde. İkincisi mix amount da şu. AO map'ini şu anda kullanacağım. Evet. AO map'i de bu. Bunu tekrardan şöyle blur'la 0.5'e çıkarıyorum. Burada da bunun bu özelliklerini görebilirsiniz. Şimdi evet, mix amount'u burada vermiş mi? White bir şekilde, yani beyaz bir renk kullanacağım. Color direkt nasıl kullanabilirim? V-Ray Color varsa bu da V-Ray Color'la kullanacağım. Buraya V-Ray Color'a koydum. Renk olarak beyaz bir görüntü seçeceğimizi söyledik. Bakalım. İkisini birleştirince demek ki böyle bir sonuç çıkıyor. Silelim tekrardan bir bunu. Hatta tekrardan şöyle bir kısma getirip şuradakini 0.5 diye taratmak istiyorum. Evet. Birinci aşamada bunları yaptım. Yani bu aslında bir gölge haritasıydı. Gloss'ta da aynı şekilde bir harita oluşturacağım. Mix haritası. Mix. Buradaki haritasında neyi kullanıyormuşuz? Gloss ve High Gloss map'ini burada kullanacağım. Evet, şu gloss yine hepsinin aynı haritalarını şurada kullanacağım. Şu ikincisi bitmap high gloss. Bakalım bu materyali elde edecek miyim? Yoksa slate materyal üzerinden gideceğim. Evet. Bunu direkt bu şekilde mix diyoruz. Karıştırıyoruz. Tamam. Şurada durumumuz açık olsun. Şimdi diğeri roughness. Rough haritası. Hemen roughness haritasına geçeceğim. Bakalım burada mıydı yoksa yukarıda mıydı? Evet. Burada roughness'a girdik. Bu gloss'tu. Evet. Roughness'ı gloss. Şöyle cut diyorum. Bu gloss'a şöyle bir ayar çekeceğim. Şöyle past instance diyorum. Şimdi gloss çektim. Roughness'ta high map'e direkt uygulayacağım. Pardon, direkt buradan bitmap'e uygulayacaktım. Hangisinin? Direkt rough map'i burada kullanacağız. Evet, roughness'taki map'i de bu şekilde. Bunun da blur'unu düşürüyorum. Şimdi bu haritaları attık. Bump ve Displacement haritası geldi. Hemen Bump haritasına geçiş yapıyorum. Buradaki Bump için normal map'i kullanıyorum tekrardan.
Evet, blur. Blur yüzeyi değiştirmeyeyim bunu direkt. Bir de displacement haritasına aynı bunun gibi kullanacağız. Bu da def. İki tane bump'ı var. Bir normal map, bir de bump map'i. Yani her ikisini de kullanabilirsiniz. Tekrardan def map'i burada kullanıyorum. Şimdi şurada displacement kullandığım için iki farklı şeyi de size göstereceğim. Bunu şu an için girdirmeyeceğim. Yani şu materyal otomatik olarak bunun içine atayacağım. Sonra buna bir UV map diyeceğim. Ve bunu kaldıracağım. Göründüğü gibi arkadaşlar yüksek çözünürlükte bu haritamı buna vermiş oldum. Hemen birkaç bir tane render alalım. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Hemen ışık ayarlarımı buradan ayarlayacağım. Bir tane plane vereyim. Sizin için şöyle bir yukarıdan bir plane'im veriyorum. Evet, bir de bunun her yerini görebilmek için direkt V-Ray Downlight'ımı seçiyorum. Evet. Bunlara verdik. Hemen bunu da bir kaydedeyim. Cobble Stone. Kırık taş. Bakalım ilk deneyimimizde nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Hemen poligonlar ve vertikallar burada vertices, kenarlar, köşeler durumlarını burada belirletti. Ve şimdi 8 tuşuna basmadan direkt şurada rendering kısmından environment kısmı, yani normalde 8 rakamını da basarak da elde edebilirsiniz. V-Ray Exposure kontrolü burada sağlıyoruz. İşte nötral kısmını getir. Bu beyaz balance beyaz değerine, beyaz dengesini nötrale geçiriyoruz ve render'ımızı başlatıyoruz. Evet, gerçekten de bu değeri hakkıyla veriyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu ayarlarda gerçekçi bir doku değerini elde ediyoruz. Fakat çok basık bir görüntü elde ettiğimi görüyorum. Direkt V-Ray Sun kullanacağım bu sefer. Evet, bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Yani ışıkları yetmedi diyebilirim. Direkt V-Ray sana burada kullanacağım. Bakalım. Tekrardan bir render alalım. Buradaki diğer değerleri en azından görebiliriz. Diğer taraftan arkadaşlar, bunun tek render'lık kısmına alıyoruz. Fakat evet, bunun işte diğer değerlerini nasıl ortaya koyacağız? Onları da sonradan anlatacağım. Sadece şu anda tek bir RGB color üzerine render alıyoruz. Evet, bize söyledikleri gibi gerçekten bu ayarlarla gerçekten realistik bir görüntü elde ettik. Bunun da farkına vardık. Gerçekten güzel ve sıkıntılı bir şeyi yok. Yani gerçekçi bir görüntü elde ettiğimizi düşünüyorum. Küçük bir kısa bir ders oldu arkadaşlar burada. Umarım işinize yarar. İstiyorsanız bu dosyayı biraz daha büyütüp bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Tekrardan görelim. Bu sefer buradaki display kanalını kapatıyorum. Materyalim üzerindeki display materyalini açıyorum ve bunu da 5'e
ayarlıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet, şu anda sanal bir harita olarak attığımız için bunu bayağı bir zorlanacaktır arkadaşlar bu sahne üzerinde. Şimdi daha yeni yaptığım displacement ile şu andaki yaptığım displacement kısmı çok farklı arkadaşlar. Şimdi ondan bahsedeceğim. Şimdi plane'ime gördüğünüz gibi verdiğim zaman modelimin çok ağır olduğunu gördüm. Fakat eğer vermek istemiyorsanız, böyle boyutunu falan artırmak istemiyorsanız dosyanızın, sadece haritasını kabartma bölgesine bu ayarı vermeniz yeterlidir. Gördüğünüz gibi bu da sizin işinize görecektir kendi içerisinde. Şu anda bile o kabarıklıklar belli oluyor arkadaşlar. Bunun ikisi arasındaki fark aslında bu. Birinde örneğin şu haritanın plane'ini bakın görüyorsunuz. 1'e 1 indiriyorum. Segmenti şu anda polisi 8, vertisi 8, 9. Bir öncekinde kaçtı? 524.000'e 263.000'de. Şimdi aynı sonucu da bu displacement materyalleri verecektir arkadaşlar. Şöyle uzaklaşayım tekrardan. F4'üme basıyorum. Gördüğünüz gibi sadece birer tane var. Planeler üzerinde birer segmentler var. Sadece bu kadar. Tekrardan kapatıp render'ımı alacağım. Evet, tekrardan render alıyorum. Şimdi burada geometriyi hesaplamasının nedeni arkadaşlar aslında daha yeninki yaptığımız işlem. Yani bilgisayar bunu düz bir zemin olarak görmüyor. Biz bilgisayarı kandırıyoruz. Hani modellemiş gibi gösterip bize render'ını o şekilde veriyor. Fakat aslında o bir resim. Düz bir resim. Asıl mantığı da bu. Displacement materyalinin asıl mantığı da bu diyebiliriz arkadaşlar. Hatta bu da bilgisayarı kandırıyoruz ama dediğim gibi bunu kanması için biraz zaman gerekli. Mantığı dediğim gibi sadece haritalar üzerinden hesapladığı için bilgisayar biraz kasma yapıyor diyebilirim. Yani displacement materyalleri sıkıntılıdır. Bu yüzden sıkıntılı. Bunu normalde modellenmiş olarak görüyor ve bunu hesaplaması için bir zaman gerekiyor. Yani bu sürede sizin render sürenize etki ediyor diyebilirim. Evet, bunu da bu şekilde göstermiş olalım arkadaşlar. Bir sonraki derslerde ya da bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar.